Lionel Messi futboldaki her şeyi başardı. En son Dünya Kupası'nı da aldı biliyorsunuz. Ona artık yeni bir challenge vermemiz lazım. Biliyorsunuz ki Messi'nin reytingi şu anda 91. Biz onu sıfıra çekeceğiz. Messi bu reytingini Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseltmek zorunda. Yoksa sana goat demeyeceğiz Messi. Arkadaşlar olayımız şu. Sıfır reytingle başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçları oynayacağız. Messi'nin attığı her gol 100 puan, her asist 50 puan olarak sayılacak. Ve bu puanları onun reytingini geliştirmek için kullanacağız. Çok basit ve eğlenceli bir konsept. Bence yabancılar bunu çok yapıyor. Ya birkaç tane yabancı FIFA kanalı var. Hepsi bu konsepti yapmaya başlamış abi. Durdum, düşündüm, dedim ki niye biz de yapmıyoruz kardeşim? Messi üzülme, tamam reytingini arttıracağız, sakin ol. Tamam abim, cansın abim. Arkadaşlar bu konsepti başka futbolcularla da yapabiliriz. Ne bileyim, belki başka farklı kurallar, özellikler de ekleyebiliriz. Eğer ki fikirleriniz varsa, istekleriniz varsa yorumlara yazın. Messi baba 2 reytingle başlıyor. Bir de sezon sonunda futbolu bırakıyor. Messi'yi futbolu bırakmadan önce 99 yapmamız lazım. Şimdi biz ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza doğru simüle ediyoruz. Daha fazla bu tarz FIFA kariyer modu videoları izlemek istiyorsanız ve abone değilseniz gelin dostlar, gelin. Abone olun ya. Zaten abone olanlara buradan selam yolluyorum. Bak ekranım mavi oldu. Şampiyonlar Ligi geliyor. Finale gitmeden önce 99 rating yapmamız lazım onu. Dostlar bu arada bu manyak konsept için sizden en az 8000 like bekliyorum. Hep beraber bu like sayısına ulaşabiliriz. Videoyu beğenip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi artık maçımıza başlayacağız. Tekrar hatırlatıyorum. Her gol 100 puan. Her asist 50 puan sayılacak. Messi ile bu reytingde oynamak çok ilginç. Ha bir de şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeceğim. Tek bir oyuncu olarak oynayacağız. Yani aslında oyuncu kariyeri oynuyormuşuz gibi olacak arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız takımları şu anda görüyorsunuz ekranlarda. Grubumuzu ekranlara getirdik. Messi'nin bu maçı alması lazım bir kere, orası kesin. Maçı kazanırken de gol veya asist yapması lazım. Çünkü bu 2 reytingle duramayız. Videonun başında 0 reyting dedik. Ben her şeyi en aşağı indirmeme rağmen en kötü böyle oluyordu Messi. Bu yüzden 2'yi artık 0'mış gibi düşüneceğiz. Hadi bakalım. Maç başladı. Messi Reis'e başarılar diliyoruz. Al bakayım şunu. Verdim pası. Yürü oğlum Mbappe. Haydi Mbappe. Vur oğlum. Gol. Messi asistini yapmış oldu. Arkadaşlar bu arada hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu videoyu kayıt ettiğim esnada 500 bin aboneyi geçtik. Yani hani bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yani hani bir gün 500 bin aboneye ulaşabileceğimizi düşünüyordum. Hep beraber gerçekten bunu çok hızlı bir şekilde yaptık. İnanılmazsınız ya. Hepinizi çok seviyorum. 500 bin aboneye özel ne yapalım? Neler görmek istersiniz? Yorumlara yazın. Benim aklımda birkaç fikir var ama sizden de fikir almak istiyorum. Sonuçta siz yaptınız bunu. Sizin ne istediğiniz her şeyden daha önemli. Yolumuz daha uzun, daha gidecek çok yolumuz var. Ben sağlıklı olduğum sürece, siz sağlıklı olduğunuz sürece eğlenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 500 bin abone için tekrardan teşekkür etmiş olayım. Böyle telefona bakayım dedim. YouTube stüdyoya bir girdim. Onu görünce havalara uçtum. Bu sevincimi sizinle de paylaşmak istedim. Ben bunu videonun başlarına bir yerlere koyarım. Normalde bayağı bir ilerledik videoda. Şimdi size spoiler vermeyeyim. Devam edelim. Bütün özelliklerin bir olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 50 puanımız var cebimizde. Bunu harcayacağız. Ne yapsak? Kesinlikle hızlanmaya falan puan harcamamız lazım ya. Ama top kontrolü de önemli. Ben bir bitiriciliğe 20 puan vereceğim. Hatta bitiriciliğe direkt 50 puan veriyorum. Dur bir dakika, gaza geldim. Olmaz öyle. Bitiriciliğe 30 verdim. 20 puan kaldı. 20 puanla da hızlanma kasacağım. Tamam. İlk maçın sonunda babayı 6 reytinge getirdik. Daha çok yolumuz var. Abi inanılmaz ya. Biraz daha iyi oynamamız lazımdı. Acaba Messi bu simülasyonda gol atıyor mu peki? Ya da oynatılıyor mu, onu merak ediyorum. Sanmıyorum oynatıldığını da. Baba bir maçta oynadı, onu da biz oynattık zaten. Puan durumuna bak, grup karışık abi. Pats'ı yenmemiz lazım. Kolay takımı yenmek lazım. Hem bir de bak, bu maçta averaj maçı gibi düşünmek lazım bunu. Messi'nin çok gol ve asist yapması gerekiyor. Hadi hayırlısı. Messi her şeyin farkında. Bu maçta çok gol ve asist yapması gerekiyor. Bunu da biliyor Messi. Hadi bakalım. Hızlanmasını ve bitiriciliğini arttırdık. Evet beyler, benden ne bekliyorsunuz? 2 overall'um var. Yalnız geçtim. Verdim pasımı. Lan nereye verdim ya? Oynadın bana. İlk golümü atmak için geldim. Messi kaçırdı ya. Ah! Çok iyi. Çok iyi. Girmiyor bir türlü. Kim şey yaptı onu? Direkt dışarı mı vurduk lan? Aa, direkt dışarı vurduk. Oğlum bir gol atalım, 100 puan alacağız, hadi ya. Gol yoksa bile asist olur. Vur oğlum. Lan vursana Neymar. Yeter lan. Girmedi. Girmedi. Gaza geldik, girmedi. Tamam, çıkardım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi hocam. Hocam devam. Mbappe. Ulan biz bir şey yapmadık ama. Biz bir şey yapmadık. Neyse. Oyna lan şuraya. Dönüp vurur muyum? Döndüm.
Vuramadım. Şimdi aldım. Ceza alanı içinde hiç şey yapmıyorlar. Aha. Vuracağım hocam penaltı. Hocam niye vermiyorsun penaltıyı? Evet, Neymar ikinci golü attı ama yine bizim hiçbir katkımız yok. Messi'yi santrfora koyuyorum abi, hadi. Tamam. Tamam, ilk yarı bitti. Hiçbir şey yapamadık ama olsun, sinirli değiliz. Ufaktan bir gerilmeye başladım. Bakalım santrforda Messi varken ne olacak? Hop, şunu geçeyim mesela. Abi niye çil yavrusu gibi üstüme geliyorsunuz? Gel şöyle gel. Gel. Tamam. Al şunu Vitinha. Tamam, kaçıyorum. Aynen Vitinha, aynen, işte orada o kadar güçlü değilim. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Evet, karşı karşıyayım. Yeter dedi Messi, olmuyor. Olmuyor, Messi atamıyor bir türlü. Bir türlü atamıyor. Pas verebilirdim. Gol olsun istedim. Daha fazla puan istedim. Aç gözlülük yaptım. Ramos dön. Messi ayak dışı. Dışarı gitti. Abi. Hocam. Ya Vitinha bir dur be. Allah'ın cezası bir dur ya. Dur ya. Bırak da ben atacağım. Allah Allah ya. Bıraksana bana ya. Orada ne oldu, o saatte kaldık. Saçma sapan işler döndü abi ya. Hadi abi hadi. Bak, pas çevirmeleri alıştık da. Şuradan dönelim. Verdim pası. Yeter lan. Oh kaleci. Ah, iyi vurmuştuk, uzun zaman sonra iyi vurmuştuk. Kurtarmayabilirdi bunu. Yapma be. Hadi korner. Plase. Çok kötü. Power shot deneyelim lan. Bak belki onu iyi vururuz ha. Aa, Messi sakatlandı. Messi kalk. Kalkman lazım, atak yapıyorlar. Ne oluyor ya? Ne olur hızlı atak yapalım ya. Bunları bilgisayarın yönetmesi çok sinir bozucu. Keşke bütün takım ben oynasam. Messi olarak ne yapacağım? Power shot. Oğlum power shotlar iyi gidiyor ha. Ama işte yeterli zamanı bulmak sıkıntı. Yok arkadaşlar, bu dakikadan itibaren maçları oynarken herkesi ben yöneteceğim. Çok sinirlendim. Hayatım biter benim bu videoda. Sadece bu maçtan 50 galibiyet puanı almış oluyoruz. 50 puan aldık yani. Çünkü Messi ile ekstra hiçbir gol veya asist yapamadık maalesef. 50 puanın 50'sini de bitiriciliğe veriyorum. 80 olsun bitiriciliği. Ya da vazgeçtim, bitiriciliği 60 olsun. Sprint hızına da bir 20 verelim. Vallahi dostlar, bir şekilde Messi'yi 10 rating'e getirdik. Bu arada yaşını da 30 yaptım. Çünkü öbür türlü böyle özellikleri düşüyordu gitgide. En azından 30 yaşında düşmez. İyi vallahi ya, 10 rating'e geldik. Ne kadar sinir olsam da fena değil bence. Daha çok maç var. Ve şimdi Benfica maçı. Bu maçta takımı ben yöneteceğim. Direkt oynayacağız. 10 rating'lik Messi'miz bakalım ne yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde artık bu maçla beraber grubu yarılamış olacağız. Burası da kritik yani. Bak, Portekiz'de oynuyoruz. Messi'nin grup maçlarında çok gol ve asist yapması lazım. İlk iki maçta sadece bir asisti var. Böyle olmaz. Çok iyi, hadi. Hadi Hakimi, gitmen lazım. Hakimi, gitmen lazım senin Hakimi. Arkadaşlar ben bir anda şeye geçince şu an aklım allak bullak oldu. Az önce oyuncu kariyeri gibi oynuyorduk ya. Buraya geçince aklım allak bullak oldu. Bir de oyunda maç başladığından beri bak daha 7-8 dakika oldu maç oyun içi süresine göre. Çok büyük momentum seziyorum oyunda. Şimdi Neymar gidiyor. Neymar. Messi, kaçman lazım. Messi neredesin ya? Hadi Messi'nin önüne doğru saldık. Şimdi Lionel Messi. Messi. Messi vuracak. Hiçbir şey yapamıyor Messi. Mbappe'nin önüne doğru saldık. Kylian Mbappe. Ceza alanında arka tarafta Messi. Vuramadı. Gelemedi orada Messi. Oha bu arada... Nasıl zıpladı lan bizim sol bek? Hadi. Hadi Messi. Messi döndü. Dönemiyor. Vitinha döndü Neymar'a. Sağ taraf bomboş. Aşraf Hakimi. Şimdi indirdi. Mbappe'yi gördü. Mbappe. Tekrardan Hakimi'ye doğru. Aşraf Hakimi ceza alanına doğru girdi. Aşraf Hakimi Messi'yi düşündü, geçmedi. Aha Messi. Lan oğlum. Alıyorduk. Messi yeter, bir tane vur hocam. Faul yok mu burada ya? Bu kadar uzaktan vurmayacağız. Yanlış oldu. Messi'ye şey diyemiyor muyuz abi? Sen orada ileride kal diyemiyor muyuz? Sadece ileride kalsın, gelmesin geri ya. İleride kal abi, sen hiç gelme geri. Oha, Messi kafa topu indirdi. Gaza geldi Messi. Kaç oğlum Messi. Mbappe ile topu tutamadık. Bir yandan başka bir oyuncuya kilitlenip diğer yandan oynamak zormuş lan. Hani şuna gol attırayım diye şey yapmak bana zor geldi şu anda. Hadi Messi indirdi. Çok güzel Mbappe. Mbappe gidiyor. Messi'ye doğru yani... Bir hayal, biliyor musun? O pas bir hayaldi. Aha. Aha. Messi kaç. Kaç, ileride kal demiştik sana. Kaçsana. Ay Allah'ım ya. Aha Mbappe. Mbappe gidiyor. Şimdi Messi bomboş. Messi bırak şuraya. Yeter be, asist olsun bari be. 50 puanı aldı Messi. Asistini yaptı, olay budur. 50 puan 50 puandır kardeşim. Sürekli gol atması için burada çabalıyoruz. Asist de olur yani. Fark etmez bak.
asistimizi yaptık. Tertemiz. Bu maçta biraz daha bir şeyler, bir iki bir şey daha yapmamız lazım ya Messi ile. Oğlum bunların bu kanatları böyle bu kadar hızlı olamaz bizim Mukiele'den ya. Herif öyle geçemez ya. Hadi kontratak, hadi hocam. Ya kontratak ama ya. Geçen gün tersine Revilt en sinir olduğum video demiştim. Daha kötüsü de varmış. Beterin beteri varmış harbiden. Hadi abi bak, ilk ataktan çektin şöyle. Sağ taraf bomboş. Messi geç içeri. Messi arkada kalma. Hakimi tuttu topu. Şimdi Messi'yi gördük. Messi soluna. Oha, vurana kadar asırlar geçti. Neymar kendin bitir. Kendin bitir Neymar, bitiremedin. Tamam, dönen top sende. Hadi. Ceza alanı içinde bir adet Messi gördüm ama hiçbir şey yapamıyor o Messi. Rezalet bir Messi o. Şimdi Messi'yi göreceğiz. Aha, Messi gol! İlk golümüz lan! Artı 100 puan Messi! Çok mutluyum şu an var ya, Lionel Messi. Bir gol bir asist. Sırf var ya, sırf maç içinden 150 puan aldı. Bu maçı kazanırsak bir 100 puan daha, 250 puan almış olacak. Messi artı 100 puan, işte bu. Oh be. Lan sonunda ilk golümüzü attık abi ya. Ne kadar mutlu oldum biliyor musun? Oy, yeter ya. Şimdi Mbappe kaçıyor. Onun önüne güzel bir pas attım. Messi'nin de önüne şöyle bir indirir miyiz? Hadi abi, indir Messi'ye. Messi'ye indirmen lazım. Messi! Oh! Gol oluyordu. Kaleci tuttu ama içeri çeliyordu ha. Messi nerede? Messi dışarıda mı? Messi kornerin dışında bekliyor. Kontrol etti. Vuracaktı, tam olmadı. Adamı yere düşürdünüz. Şimdi Messi solda Neymar'ı gördü. Tekrardan Leo Messi'ye doğru. Leo Messi dışarı. Evet Messi. Şimdi Messi kaleciyle karşı karşıya. Messi ya! Hız basacağım Messi'ye. Hız basacağım. Çok sinir oldum. Hadi abi hadi. Bunu atsak var ya, artı 100 puan daha geliyordu. Hadi Messi. Uzaklardan bir şut, herifler vurdurmuyor. Ya Benfica ne yapacaksınız sanki? Al, Ramos var burada. Sinirlendim. Hocam atıyorsan at Ramos'u da. Atıyorsan at. Ve arkadaşlar böylelikle maç bitti. Messi bu maçta bir asist yaptı, oradan 50 puan kazandı. Bir gol attı, oradan 100 puan kazandı. Bir de maçı kazandığımız için ekstra 100 puan. Yani toplamda 250 puan harcayacağız. 250 puan nedir, nasıl harcanır? Şimdi bitiriciliğimiz 60'tı. Bir bunu bir 100'e fullleyelim. 40 puanını harcayalım, tamam mı? Geriye 210 puanımız kaldı. Abi hızımız nerede? 80 puanı buraya harcıyorum. Hızımız da artık 99 olsun. Geriye 130 puan kaldı. 130'un da 80'ini buraya harcayacağım. Burayı da 99 yapalım. Hızlanmayla sprint hızını fullüyoruz arkadaşlar. Yeter artık ya, biraz koşsun adamımız. Messi biraz koşsun. Lionel Messi. Bakışını yerim. Geriye 50 puan kaldı arkadaşlar. Bu 50 puanı da top kontrolüne harcayabiliriz. Çünkü ayağımızda top tutamıyoruz. 50 puanımızı da buraya harcayacağız. Oğlum Messi böylelikle 31 reytinge geldi. Güzel bir sayı. Başını öne eğme Messi. Bakın haberlerde de gösteriyor. Messi bu sezonki ilk golünü attı. Şimdi gruplarda tekrardan Juventus'la oynayacağız. Artık hani bu elemelerden önce son 3 rahat maçımız. Bundan sonra son 16 çeyrek final falan diye gideceğiz. Çok stresli maçlar başlayacak. Aa, Juventus'ta değil, şimdi yine Benfica ile oynuyoruz. Abi önceki maçta Benfica'dan 250 puan koparmıştık. Bakalım şimdi ne yapacağız? Messi'ye güveniyorum artık, yani reytingi bayağı şey oldu. Bir de hızlanmasını falan arttırdık ya, bak uçuyor Messi. Uçuyor ama kaybettim. Bak hızlanmasını arttırınca ne güzel oldu. Oyna Messi ya. Ah, Mbappe ne yapıyorsun lan? Hadi hızlı çıkmamız lazım, hadi. Hadi evet kontratakta, şimdi aldım gidiyorum. Leo Messi evet, golü attık. 100 puan. Olay budur, Leo Messi 100 puanın sahibi oluyor. Oh be, bir özelliğimizi daha fullleyebileceğiz bu gol sayesinde. Çok güzel. Bu işte maçın başından beri kontratak olmasını istiyorum. Sonunda oldu. Çünkü hızı öyle iyi kullanabiliyoruz. İşte böyle. Yalnız takım ne biçim paslaşıyor lan? Az yavaş, sakin olun. Aha döndük Messi. Messi ne yapacak? Messi çekti, vurdu, olmadı. Dönen top, bir daha istedik topu. Ah, kaybediyoruz. Ne olursa olsun şu anda 31 rating olduğumuzu aslında unutmamak lazım. Ama Mbappe bana verirse, evet. Messi! Got burada! 31 rating falan fark etmez dedi. Ben Leo Messi'yim dedi. Kaç Messi? Aynen oğlum, işte bu. Bir 100 puan daha kazanıyoruz. Oy. Yalnız gollerimiz de çok iyi. Bitiriciliği arttırmamız harika oldu ya. Leblebi gibi gol atıyoruz. Şu Benfica'ya harbiden onluk yapmamız lazım.
2 gol attık ama yetmez. Zor maçlar başlayınca çünkü işler zorlaşacak. Aman aman aman, tamam bir şey olmaz. İlk yarı bitti. Lan oğlum gol yedik. Gol yedik, kötü oldu bu. Bir tane daha kesin atmamız lazım. Çünkü berabere kalırsak maç sonunda alacağımız puan azalıyor. Hocam faul yok mu be? O kadar çalım attık. Lan oğlum ne alaka lan? Saçma sapan 2 gol yedik, bekle. Oo, gerçekten saçma sapan 2 gol yedik. Ne oluyor baba bir anda? Biz de top kaybediyoruz, kafayı yedim iyice. Hocam offside yok. Vur. Vur Hakimi. Yes be, asist. Asist yapıyoruz işte bu. Bir 50 puan daha kazanıyor Leo Messi. Bak Leo ile Leo arası. Bak Leo. Anladın mı? Öyle dedim. Oh be. 2 gol 1 asistle maçımıza devam ediyoruz. Harika vurdu orada Hakimi. Gidiyor Messi soldan. Aktı soldan Messi. Mbappe'yi görecek tekrar. Mbappe. Şimdi geliyoruz. Fabian. Mbappe Messi'ye oynar mı? Geçmiyor. Geçmiyor. Messi kendi aldı. Ah. Yoruldu artık Messi. Yürü 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 hocam, bitmemişti be. Bitmemişti hocam ya, Allah Allah. 2 gol 1 asist yaptığımız için toplamda 250 oradan aldık. 50 puan galibiyet bonusu, 300 puan harcama hakkımız var. Kayıtlara bakarken şunu fark ettim. Önceki maçın sonunda, yani ilk Benfica maçının sonunda fazladan 50 puan harcamışız. Bu yüzden arkadaşlar şimdi normalde 300 harcayacaktık ya, 250 harcayacağız, oradan dengeleyeceğiz. Çünkü adaletsizlik olmasını istemiyoruz. 250 puanımızı harcamaya başlayalım. 50 puanı top kontrolüne harcayacağım. Burayı fullleyeceğiz. 200'ün 100 puanını çevikliğe harcayacağım. Çevikliğimiz biraz artsın. Abi bir de kalan 100 puanı da dribbling'e veriyorum. Burayı da fullleyeceğiz. Acaba kaç rating olacak Messi bu şeylerle? Oğlum 57 rating oldu Messi. Gördüğünüz üzere takımdaki en düşük ratingli oyuncu hala biziz. Ama insanları yakalamamıza çok az kaldı ya. Bir maçta daha şöyle iyi oynarsak oradan farkı kapatırız. 60-70 rating'e doğru geliyoruz. Bir de bu normal bir 57 değil. Hani hızı bilmem nesi 99 olan hayvansı bir 57 rating. Bir de tabii ki Lionel Messi. Gruplarda bu arada puan durumunu görüyorsunuz. Gruptan çıkmayı garantiledik diyebiliriz. Juventus'u yenersek liderliği de alıyoruz. Bu da kritik. Messi'den tabii ki goller, asistler, her şeyi bekliyoruz. Ne Mbappe'si? Ben varım diyor, ben. Öyle bir ses vardı değil mi? TikTok'ta popüler olmuştu o şey. Evet, bu arada TikTok hesabımı, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. İkisinde de aktifiz. Şimdi Messi dribbling de gelince baba nasıl olmuş? Baba çalım atıyor artık. Çalımları açtık. Oyna babayı aradan. Hop baba çeker. Baba böyle gelir. Bu adam Lionel Messi. Guat. Guat soldan indi. Şimdi Guat verdi pasını. Vur oğlum Vitinha. Asiste başlıyor Messi. Oğlum aşırı iyi olduk lan. Oyna sola. Tamam, Messi olarak zaten çok hızlı bir oyuncuyuz şu anda. Evet 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 evet, Messi kaçıyor. Messi şuraya doğru kaçtı. Oyna Messi'ye. Gelişine. Ah kaleci. Zayıf ayağımızı da arttırmamız lazım bu arada. Zayıf ayak da önemli. Ceza alanı dışına doğru çok kötü bir pas Neymar'dan. Şimdi dönen top. Messi olarak şöyle bir baktım. Ne yapacağım? Hop verdim pası. Vur oğlum. Fabian olmadı. Tamam. Tamam geçtik. Vurduk olmadı. Dönen top oyna. Çok güzel. Leo Messi. Leo Messi ceza alanı içinde. Leo Messi vurdu kalecinin üstüne. İlk yarı bitti abi. İlk yarı bitti. Sadece bir asistimiz var. O da bir şeydir. Kötü değil bence. Aha. Messi buradan gider. Benim bildiğim Messi buradan gider. Dribblingi de arttı Messi'nin. Ama çok yoruluyor. Hızlı yoruluyor. Yine de gidiyor Messi. Şimdi Neymar'ı gördük orada. Biraz dinlenmemiz lazım yolda. Ufaktan kendimize geldik. Buradayız. Messi soluna çekerse çok tehlikeli. Lan oğlum ya. Uy bak orada bir bel hareketiyle geçtik. Şimdi Mbappe al bakayım şunu. Mbappe yürü. Mbappe gidiyorsun. Mbappe çevirdin çok iyi. Messi lan oğlum ya. Diğer köşeye vursak goldü. Şuradayım, şuradayım. Ortalayacağım. Bırak bana, ortalayacağım. Tamam. Oha lan, herifler üstüme geliyor. Ortalamadım. Şimdi ceza alanına doğru giriyorum. Şimdi giriyorum, hiç giremedim. Hocam bitir. Bitir hocam, bitti tamam. En azından 1-0 kazandık. Asiste yaptığımız için 50 puanımız geldi. Maçı kazandığımız için de bir 50 puan daha. Toplam 100 puan. Bir özelliğimizi fullleyebiliriz. Şimdi 100 puanı nereye harcayacağız abi? Bu da kritik. Top kesme falan, bunları geçiyoruz. Kaleciyi geç. Atakta kısa pas, kafa isabeti, zayıf ayak. Zayıf ayağa toplamda 5 puan harcamış olalım. Elimizde 95 kaldı. Şimdi 95'in 40'ını şu falsoya vereceğim.
Falso artsın. 45'ini de dayanıklılığa vereceğim. Çok çabuk yoruluyoruz çünkü. Hatta bir şey diyeyim mi? Falso'dan al abi. Direkt 95'ini dayanıklılığa verelim. Dayanıklı olmak daha önemli. Aga Messi'nin reytingi artmadı, ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Şimdi gruplardaki son maçımıza geçeceğiz. Dayanıklılığa verince reyting artmadı. Bir sonraki şeyde neyi arttıracağız bilmiyorum. Şut gücünü falan arttırabiliriz. Öyle şeyler yapabiliriz ya da pası arttırabiliriz. Bu maçta şöyle 3-4 gol atarsak harika olur ya. Zaten karşı taraf köy takımı. Hadi abi. Niye -12 gösteriyor? Sağ kanat oynamadığımız için mi? Fark etmez ya. Bu maçı da kazanalım. Artık averaj maçı oldu bizim için bu. Haydi beyler, haydi. Lan oğlum, kitlenmeyi unuttum Messi'nin üzerine ya. Neyse tamam, yapacak bir şey yok. Bu maçı da böyle oynayacağız. Öbür türlü daha zevkli oluyor da. Messi. Messi gitti. Messi verdi pasını. Messi'ye doğru çekin. Messi'ye doğru verdin. Evet Messi. Tekrar oyna Messi. Vur. Yeter ya. Geliyoruz. Messi boş. Messi'nin önüne doğru geldik. Messi ilk golünü attı. 100 puan yazalım oraya. Mbappe kaç? Çok iyi geliyoruz diyecektim. Olmadı. Mbappe şimdi verdin. Çok güzeliz. Harikayız. Messi'yi göreceğiz. Messi'yi göremedik. Fabian. Lan oğlum ya. Fabian'la atmak istemedim çünkü Messi'yle atmak istiyorum. Ortayı açabiliriz. Messi içeride mi? Messi. En arka direğe doğru açtık. Messi. Hayır olmadı. Şimdi Messi. Driblingi falan da iyi. Artık yorulmuyor da. Messi aradan oynadı. Mbappe. Bir de asist yaz Messi. Bir de asist. Oğlum dakika daha 16 lan. Karşı taraf gerçekten çok kötü. Şimdi aradan oynadık. Fabian bıraktı. Neymar. Güzel paslaşmalarımız var. Fabian arkaya oynadı. Messi nerede? Messi. Bir de bunu yaz lan. Çok kötü vurdun. Çok iyi. Fabian yürü. Yürü. Messi'nin kaçması lazım. Mbappe'yi gördük. Mbappe. Dümdüz gol attık lan. Messi bu senin averaj maçın oğlum harbiden. Harbi averaj maçı. Çok kolay rakip. Hadi Messi. Hadi Messi. Geç onu. Geç onu. Git Messi. Messi git. Ondan sıyrıl. Evet oğlum. Ceza alanına doğru girdin. Verdin pasını. Offside olacaktı. Hadi beyler hadi. Hadi beyler. Mbappe kaç. Mbappe'nin önüne doğru. Mbappe şu topları hiç alamıyorsun ya. Demek ki atmamak lazım. Hata bende. Messi kaçıyordu. Messi'ye atmadı Mbappe. Messi düşmanı Mbappe. Hocam bitirme. Ya hocam bir de söyledim sana lan. Bitirme dedim. Hissettim. Gerçekten hissettim bitireceğini. Oğlum maçın başında çok kolaydı. Bunlar bir anda zorlaştı. Ben anlamadım ya. Saçma sapan Atakayı, adamın ismine bak. Atakayı. Atakan gibi ismi var. Beni izleyip de ismi Atakan olanlara buradan selamlar bu arada. Evet şimdi nedense böyle bir selam yolladık. Messi aldı. Messi, Messi, Messi gidiyor. Messi sağ taraftan Hakimi. Hakimi yürü oğlum. Leo Messi de kaçıyor. Leo Messi'yi gördük. Şimdi Leo Messi ceza alanına girdi. Leo Messi. Leo Messi kaybedebilir burada. Verdi pasını. Aşraf Hakimi olmadı. Messi verdi pasını. Messi kaç. Messi kaç. Kaç ya. Vur oğlum. Aa, son anda olmadı. Arkadaşlar ne kadar şanssızız harbiden ya. Messi kaç. Messi at bunu, yeter be, işte bu. İşte bu oğlum. İkinci golümüzü attık, olay budur. Bir 100 puan daha ekliyoruz. Aha aha, topu kaptık, topu kaptık. Oynadım Mbappe'ye. Şimdi Messi. Messi aldı. Messi vurdu. Offside. Offside. Bu maç artık son maç şeylerden önce. Elemelerden önceki son maç. Bu yüzden kritik. Messi kaçıyor. Şimdi Leo Messi. Messi rakibinden sıyrıldı. Messi gitti. Messi. Messi olmadı. Kalksana orada. Kalksan, yıkılmasan atacaksın golü. Biraz da güç mü versek Messi'ye? Yedik. Olabilir, olabilir. Tamam, olabilir. Bir tane daha atmamız lazım. Yememiz önemli değil. Nerede Messi? Messi çok geride kaldın. Sen gelene kadar adamlar geldi ya. Neyse döndün. Geçtin. Evet. Evet! 100 puan daha, işte bu. Messi, Messi, Messi hat-trick yapıyor. Messi baba hat-trick. Harika girdik abi. Hat-trick uğruna ekstra 30 puan daha veriyorum. Bundan sonraki maçlarda da bir daha hat-trick yaparsak ekstra 30 puan alırız. Çünkü hat-trick özel bir şey. Şu anda galibiyet bonusuyla beraber toplamda 430 puanımız var. Golü de yedik. Evet yedik. Yemiyoruz diyecektim, yedik. Peki arkadaşlar, son dakikada bir tane daha gol atıp 530 yapar mıyız puanımızı? Leo Messi şimdi gidiyor. Şimdi Leo Messi zamanı. Hakem artı 2 verdi. Leo Messi. Leo Messi çekti. Leo Messi bekledi. Aradan Mbappe'yi düşündü. Asist de olur. Asist de olur işte bu 50 puanda. Abi inanılmaz puan kastık yalnız. İnanılmaz.
3 gol 2 asist, tamam mı? Sırf bu istatistiklerden 400 puan alıyoruz. Artı olarak hat-trick yaptığımız için 30 puan. Galibiyet bonusuyla beraber 480 puan kazandık. Şimdi hemen harcamaya gidelim. Oğlum nasıl harcayacağız ya bu kadar puanı? Dur. Bekle şimdi, hazır mısın? Uzaktan şutu 100 yapıyorum. Şut gücünü de 100 yapıyorum. 200 puan harcadık. Elimizde 280 kaldı. Gücü de 80 yapacağız. Dümdüz abi. Düz hesap yapıyoruz. 200 puanımız kalıyor böylelikle. Abi şimdi bu 200 puanı nereye harcayalım? Harekette reaksiyonlarla dengeyi fullesek bilmiyorum ki, olabilir. Mantalitede top kesme, pozisyon alma, görüş, penaltı. Kısa pası bir 50 yapalım. Geriye 150 kalıyor. Falsoyu da 50 yapacağız. 100 puan kaldı abi. Uzun pası da 50 yapıyorum. Bu 50 puanı da nereye harcasak, pozisyon almaya harcayalım. Çünkü niye, hani bazen kaç diyoruz kaçmıyor ya. Ya her ne kadar oyuncuyu biz yönetsek bile bu pozisyon almayı arttıracağım. Artık Reis öyle çok düşük reytingli bir oyuncu değil. 70 reytinge geldi. Bir de yani bu 70 ama normal bir 70 reyting değil. Bakın gördüğünüz üzere takımın en düşük reytingli adamı da değiliz. Yakında yeşil olacak overall'ımız. Ayrıca bak şunu göstereyim size. Rakibimizi gördünüz. Aa, Kopenhag'la eşleştik son 16'da. Şuradaki şu yuvarlığa bak. Baksana Messi'nin overall yuvarlağına bak. İnanılmaz ya. Bundan sonra fiziksel pas ve driblingi geliştirmemiz lazım. O zaman arkadaşlar son 16'da Kopenhag bizim için çok büyük bir şans. Bu şansı kullanmamız lazım. Ramos geliyor. Messi nerede Messi? 70 reytingine kurban olduğumun Messi'si nerede? Rüyamda da arkadaşlar bakın ben bu videoyu çektim, sonra yattım, şimdi uyandım, devam ediyorum. Rüyamda da yemin ederim Messi'nin çalımlarını falan gördüm, kafayı yedim. Hastayım ben şu anda. Kopenhag'da karşıda Cornelius var, onun koreografisini yapmışlar galiba. Haydi bakalım arkadaşlar, Leo Messi acaba neler yapacak? Verdik pası. Şimdi Vitinha, Mbappe ilerliyor. Messi aradan kaçıyor. Messi'nin önüne doğru geçmedi. Aha ilk gol. İlk gol! Leo Messi. Artı 100 puan. Hadi bakalım. Mbappe kaçıyor. Mbappe. Ah, versene pası. Mukiele oyna, tamam. Mendes'e Mukiele dedik. Olsun. Messi. Oy. Tam köşeye vurdu var ya. Tam köşeyi gördü orada Messi. Neymar ortaladı. Ceza alanı içinde. Şimdi dönen top. Messi'yi arıyoruz. Messi'ye doğru havalandırdık. Messi'nin şutu olmadı. Hadi. Messi birebir kalabilir. Messi. İkinci gol geldi. Messi. Hadi bakalım diyor. Messi offside yok, onu alırsa offside yok. Şimdi dönen top, Leo Messi aldı. Leo Messi olmuyor. Uzaktan şutlarımızı geliştirelim ya. Arkadaşlar sizce Messi'yi finalden önce 99 yapabilecek miyiz, yorumlara yazın. Şu anda 70 reytingdeyiz. Finale kadar bu maçla beraber 6 maç var. Ya tabii finale kadar 6 maç var diyoruz da elenmememiz lazım. Şimdi biz bu turu geçtik diyelim, çeyrek finale kaldık, orada elenmemek lazım mesela. Messi kaçıyor. Leo Messi sıyrıldı. Leo Messi baktı. Lan oğlum nereye bıraktık? Neymar ortaladı içeri doğru. Dönen top. Haydi beyler, Messi'ye oynayacağız. Nerede Messi? Ulan ne yapıyorsunuz? Ramos aldı. Bırakmadı Ramos. Sağ tarafta şimdi ceza alanı içinde Messi var. Neymar'a doğru, Mbappe'ye doğru gitti. Messi yakına gelmen lazım. Messi'ye oynamamız lazım. Messi solunu alırsa tehlikeli. Solunu aldı. Sağıyla vurdu dışarı. Çok iyi. Messi boş kaldı. Evet Messi. Messi hat-trick yaptı. 300 puanı sırf hat-trick'ten alıyoruz. Üstüne bir de hat-trick bonus puanımız var. 330 puan. İşte bu. Hakimi gidiyor. Şimdi Leo Messi, Mbappe kaçıyor aradan. Mbappe'nin önüne doğru bir pas. Mbappe. Asist yazıyoruz Messi'ye, artı 50 puan. Hayır lan, adamı çok boş bıraktık bir anda ya. Tamam Fabian. Leo Messi gidi. Leo Messi! Kaleciyi mahvediyor Leo Messi. Ne oldu lan bu? Ne oldu, hayvan gibi oynuyoruz. Dördüncü golü Leo Messi'nin. Ulan gol yedik salak gibi ya. Of. Messi çok güzel gitti. Şimdi Leo Messi ilerliyor. Leo Messi. Mbappe'nin önüne doğru atmak istedik, olmadı.
Evet arkadaşlar, maç bitti. Messi 4 gol 1 asist. Sırf gollerinden 400 puan alıyor. Asistinden ötürü 50 puan daha alıyor. 450 ediyor. Hat-trick bonusuyla 430 ve galibiyet bonusuyla 480 puan kazandı bugün Messi. İnanılmaz. Bak bak, 4 gol atan Messi Kopenhag savunmasını parçaladı diyor. Olay budur. Abi 480 puan harcayacağız. Ya şimdi şu 20'sini bir gücü 99 yapayım, tamam mı? Geriye 460 kaldı. Kısa pası şöyle bir 50'den 100'e çıkaralım. Geriye 410 kalmış oluyor. Küsuratları atmak istiyorum, bekle. 10 puanı nereye harcarız? Dayanıklılığı tamamlayalım, 405 kalsın. Reaksiyonları 100 yapacağım. 305 puanımız kalıyor böylelikle. Dengeyi de 100 yapıyorum. 205 puan kaldı. Voleler 100. Abi çok fazla oluyoruz. Çok iyi oluyoruz ya. Volelere de bunu verince geriye 105 kalıyor. O 105 puanı da nereye harcasak? 50'sini falsoya harcayalım. Öyle birini driblinge harcayalım. 104 kalsın. Driblingi biz 99 yapmıştık. Niye öyle duruyor acaba? Kalan 104'ün 50'siyle 50'sini uzun pasta falsoya harcadık. 4 puan kaldı. Onu da serbest vuruşa verelim. Tamam. Messi reis. 81 reytinge geldi artık. Diyecek hiçbir şey yok. İnanılmaz ya. Harbiden var ya, aşırı gaza geldim. Şu ikinci Kopenhag maçına gidelim. Bence onu simüle edebiliriz. Yani artık suyunu çıkarmaya gerek yok. Zaten ilk maçta içinden geçtik adamların. Siz de sıkılıyor olabilirsiniz. Artık iyi maçları oynayalım. Zaten çeyrek finale geldik. Çeyrek, yarı final ve final maçlarımız olacak bundan sonra. Videonun en önemli kısımlarına geldik. Şimdi arkadaşlar, simülasyonda asisti göstermediği için Messi'nin istatistiklerine bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol 7 asist. Ben 2 gol bekliyorum Messi'den. Tertemiz 2 gol. Tertemiz hocam, at geç ya. At geç. Mbappe attı 2 tane gol. Messi de asist yapmıştır yani. Heyecanla bakıyoruz. Yapmamışsa çok üzülürüm ya. Sadece 50 puan almış olacağız. Yapmamış abi Mbappe. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim, Mbappe 2 tane kendi başına atmışsın, bir müdahale etmedik diye. Arkadaşlar demek ki neymiş? Bu konsepte simüle etmemek lazımmış. Şimdi ben pozisyon almayı da artık şöyle bir 100'e tamamlayacağım. Çünkü sadece bu maçtan 50 puan kazandık. Şunu bir 100'e tamamlayalım. Tam da tahmin ettiğim gibi atak pozisyonu 100 yapınca reytingimiz bir anda 4 arttı. 85 reytinge geldi Messi. Güzel, güzel. Lionel Messi çeyrek finalde Milan'a karşı oynayacak. Çok önemli bir maç. Şöyle Messi'ye kitlenmeyi unutmayın. Ya hep unutuyorum. Heh, sadece Messi ile oynamak istiyoruz. Hadi bakalım Milan'a karşı oynayalım. Karşı tarafta Tarremi var. Vay 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 vay, San Siro'ya bak be. Messi burada iki tane yapıştırır geçer. Haydi beyler, düzgün oynayalım. Şunları eleyelim. Yarı finale kalalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Messi. Messi kendi gidebilir. Messi kendi gidebilir. Messi sıyrıldı. Messi gidiyor. Messi, yanlış dribling yaptık. Direkt vurmamız lazımdı belki de. Aha Messi bir daha aldı. Bir şans daha bu atakta. Messi ayak dışı. Aha bıraktım Mbappe'ye. Yürü Mbappe, at bunu. At bunu, tamam, çok güzel. Asist puanını aldık. Haydi beyler, haydi. Messi aradan aldı. Messi sağ taraftaki arkadaşını gördü. Harika verdik. Şimdi ceza alanı içindeyiz. Oyna Messi'ye. Messi. Messi. Hadi bakalım, topa da vurdu orada. 100 puanı da kapıyoruz. Çok güzel oldu. Leo Messi bakın. Çok rahat, çok profesyonel. Oha lan, offside hocam. Hocam offside mobside bir şey ver. Kaleci açıldı, herifler gol attı. Beyler hadi be, hadi be. İki tane gol attık, ondan sonra kötü oynamaya başladık. Ben anlamadım yani. Ben anlamadım abi. Messi bir anda hızlandı. Leo Messi sağ tarafa doğru oynadı. Lan oğlum, niye o kadar gittiğim mesafeyi boşa çıkardın? Neyse, verdim pas, aradan geçmedi. Şimdi Leo Messi kendi girdi. Leo Messi, yapma. Kale, kale. Bak ikiyi yedik. İkiyi yedik, kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim, salak gibi ikiyi yedik. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, ceza alanına girdik. Leo Messi! Attı golünü Messi. Bu maçtaki ikinci golü işte bu. Hadi bakalım. Oba! Harekete gel. Gidiyorum, gidiyorum oğlum. Kendim gittim. Kendim gittim. Ceza alanı içinde kim var? Çektim topu, baktım şöyle bir. Verdim pasımı. Mbappe! Olmadı. Mbappe indir, haydi. Haydi oğlum, şimdi Messi. Messi, Messi gitti. Oğlum biri de yakında dursun lan. Seken topu alsın birisi de be. Hem yakında durmuyorsunuz hem de kontra atak yiyoruz bak. Allah'tan golü yemedik. Soldan akmamız lazım. Soldan akıyoruz. Soldan akıyoruz. Bir tane daha gol atmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Mbappe güzel koşuyordun ama top güzel gitmedi. Dönen top, hadi biri indirsin. Ne bir kafa alabiliyorsunuz ne bir şey lan. Bitir hocam. Bize olsa şu an bitirmişti. Harbiden diyorum, bize olsa şu an bitirmişti.
Evet, bitti, güzel. Bu maçta Messi reis. 2 gol 1 asistle oynadı. Yani ne ediyor? 200 puan artı 50. 250. Bir de üstüne galibiyet bonusu 300 puan harcayacağız. Oğlum biz burada 300 aldıysak Kopenhag maçında nasıl 400 küsur aldık? Daha fazla olması lazımdı lan. Orada ne yaptık? A few moments later. Biz bence Kopenhag maçında yanlış bir hesaplama yaptık. Şöyle söyleyeyim, 4 gol atmıştık, üstüne 1 asist, 450 etti. Hat-trick puanı 480 oldu. Bir de 50 puan galibiyet bonusunu koymayı unutmuşuz. O 50 puanı şimdi kullanacağız. Yani 300 yerine 350 puan kullanacağız şu anda. Milan maçından 300 almıştık, bir de Kopenhag maçından kalan puanla 350 puan harcayacağız. 350 puanın ilkini nereye harcasak acaba? Mentaliteye biraz harcamamız lazım. Yüzünü görüşe harcıyorum. Yüzü görüş olsun. Geriye 250 puan kaldı. Şöyle bir yüzde penaltıya vereceğim. 50'sini agresifliğe veriyorum. Tamam mı? Agresifliği de artsın. Ya da dur, o 50 fazla oldu. Oraya bir 30 vermiş olalım. 20 puan cebimizde kalsın. Orta açmaya da 100 vereceğim. Tamam mı? Orta açmaya da verdiğimiz için şu anda sadece elimizde 20 puan kaldı. Bu 20 puanı da arkadaşlar nereye verelim biliyor musunuz? Kafa isabetine verelim. Oğlum Messi 99 oldu bir anda ya. Orta açmasını arttırınca 9-10 rating birden atladı. Bakın size şöyle de hani görsel olarak göstermek istiyorum. Orta yapması normalde 1'di. Bak 91. Ondan sonra biz burada neyi arttırdık? Vision da düşüktü. 85. Sırf Vision'la orta açmayı 99 yapınca direkt bir anda overall'ı da 99 oldu 85'ten. Bakın sırf burada Vision'la orta açmayı 99 yapınca babanın ratingi 85'ten direkt 99'a yükseldi. Messi finale kadar 99 yapar mıyız diyorduk. Çeyrek finalde 99 olduk. Şimdi Milan'a karşı bence bunu hızlı simüle edelim. 3-2'nin rövanşını da alıp geçelim abi. 1-1 Mbappe'nin golü, tamam. Messi'ye artık puan versen ne olur, vermesen ne olur. Galibiyet bonusu 50 puan vereceğim yine de. Ben burada reise biraz free kick vermek istiyorum. 50 puan free kick verelim. Tottenham maçı oğlum. Bu arada çok kolay geldik lan buralara kadar. Harbi kolay geldik yani. Messi Şampiyonlar Ligi'nde 12 gol 8 asist yapmış şu ana kadar. Artık finale 2 maç kaldı. Tottenham maçını da burada bence hızlı simüle edebiliriz. Pek de gerekli bir maç olduğunu düşünmüyorum bu saatten sonra. Yenildik. Messi gol attı. 100 puan oradan alıyoruz. O kadar. Sadece 100 puan aldık ve yenildik mal gibi. Dostlar şimdi 100 puanı böleceğiz. 50'sini free kicklere veriyorum. 99 yapıyorum. Kalan 50'yi de kafa vuruşlarına veriyorum ve burayı da 70 yapıyorum. Şu anda yine inanılmaz olduk. Zaten çok iyiydik. Hala çok iyiyiz. Messi baba bu maçı oynayacak. Deplasmanda Tottenham'ı yenecek Messi baba. Final öncesinde Messi'nin artık son maçı. Zaten 99 reytinge ulaştı. Burada Tottenham'ın stadyumunda Harry Kane'in koreografisinin önünde onları yenmek istiyor. Evet, Kane başladı. Kane sen göreceksin. Sen göreceksin. Bize gol atmak neymiş göreceksiniz. Bizi yenmek neymiş hepinize göstereceğiz. Şimdi oynadık şöyle. Haydi beyler. Haydi beyler. Messi kaçıyordu aradan. Tamam, ceza alanı içine doğru geçtim. Ceza alanı içindeyim. Buradayım oğlum. Buradayım. Buradayım. Evet, döndüm, vurdum. Aa, dışarı gitti. Yapma be. 1-0 öne geçsek harika olurdu. Herifler defansta 3 kişi bekliyor. Korner falan kullanıyorlar. Defansta 3 kişi bekliyorlar abi. Ama Messi. Messi hepsini geçti. Messi. Messi, 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 99 Messi, Ankara Messi. İşte bu. Oh be. Olay budur kardeşim. Bu skorla durum uzatmaya gidiyor. Akıllı ol Tottenham. Akıllı ol. Direkt 1-0 öne geçtik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Orada çok dar alanlardayız. Hadi abi. Hadi abi, evet. Evet, vurdu Messi. Gol! İşte bu. İkinci golü Messi'nin. Hadi bakayım, dağıtıyoruz Tottenham'ı. Dağıtıyoruz. Aha, önde aldık topu. Şimdi önüme oynarsa çok tehlikeli olur. O topu alırsam çok tehlikeli olur. Alamadı Messi. Şimdi dönen top, evet, olmuyor. Oha lan. Son ne yaptı orada? İlk yarı bitti arkadaşlar. Gayet iyiyiz. İlk yarının sonunda 2-0'lık üstünlüğü yakaladık. Messi'miz attı golleri. Bu skorla zaten finale biz kalıyoruz. Bunlar kesin bir gol atacak maç bitmeden önce ya. Bizim gol atmamız lazım. Dönen top Harry Kane boşta, aman be. Hayır. Hop, tamam. Uzaklaştırın abi. Bizim 3'ü atmamız lazım. Bunlar çünkü gol atar. Kaleci kalesinden çıktı. Helal olsun dolarıma. Helal olsun dolarıma. Son 10 dakika yeter artık, bitsin bu maç. Bitsin bir maç, 2-1 olursa uzatmaya gideceğiz. Messi yorgun ve sakat. Gerçekten mahvetti bizi bugün. Rezalet herif ya. Yürüyün tamam. Yürüyün, bir tane atalım, garantileyelim artık. Yeter artık. Vurdum, olmadı. Dönen top. Dönen topa gel.
Dönen topa geldin. Tamam, ceza alanı içindeyim. Sola doğru aktardım. Topu kaybetmemek de önemli buralarda. Messi olmuyor. Dönen top. Fabian, ulan ne yapıyorsun? Beyinsiz herif oradan o... Kafayı yedirtecek bana. Gol yemememiz lazım. Orta geldi. Harry Kane, vurdurmadık. Hocam bitir artık. Hocam hep bitiriyorsun. İşte bu. Finaldeyiz kardeşim. Messi'nin iki golü de var. Bu maçtan toplamda 250 puan kazanıyoruz. 2 gol artı galibiyet bonusu. Tottenham'ı eledik. Şampiyonlar Ligi finaline kaldık. Arkadaşlar, size son kez bu ekranı göstermek istedim. Ya bakın, burada atakta kafa isabeti dışında her şey 99'a gelmiş durumda. Messi bu özelliklerle 99 rating oldu. Şimdi de 250 puan harcayacağız. Videomuzdaki son puanları harcıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, 250 puanı da nereye harcayacağız? Yer kalmadı ya. 250'nin 30'unu bir kafa isabetine harcayalım. 220 kalsın. Final öncesi bunu yapıyoruz. Belki finalde kafa golü de atarız. Tamam, zıplamayı da 100 yapalım. Geriye 120 kalıyor böylelikle. Başka ne yapsak abi? Hareket falan çok iyi zaten. 120 puanı nereye harcayacağız? Top kesmeye harcayacak halimiz yok. 120'nin 70'ini buraya harcayıp agresifliği 100 yapalım. Yani geriye 50 puan kalıyor. Top kesmeye 50 verelim bir de. Madem öyle, top kesmemizde 50 olsun. Puan harcayacak yer kalmadı çünkü. Finalde Liverpool'a karşı oynayacağız. İnanılmaz bir maç bizi bekliyor. Bugün 0 ratingden 99 ratinge kadar geldi. En çok sen hak ediyorsun. O kupayı kaldırman lazım. Yalnız maça geçmeden önce şöyle bir Şampiyonlar Ligi istatistiklerine bakalım. Messi 15 gol. Ya, gol kralı oldu tabii ki. Asist kralı Mbappe. Bak, Messi'ye yaptığı asistlerle asist kralı oldu adam. Gol yenmeyen maçta da Donnarumma'mız 3. Ligde Messi oynamadı hiç. Hele ki ligin ilk yarısında 1 rating 2 rating falan olduğu için baba oynayamadı. Ekitike oynamış Messi yerine, 27 tane de gol atmış. Yuh be. Messi'ye bak, 17 maçta 16 gol 8 asist. Tam bir goat performansı kardeşim. Haydi bakalım, geçiyoruz maçımıza. Güzel bir maç olmasını istiyoruz. Artık final zamanı. Şöyle formaları da değiştirelim. Oha lan, boy farkına bak. Bir de şuradan Messi'yi seçelim. Evet, maçımız başlıyor. Vay 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 vay, videonun başından beri bu kupa için burada mücadele veriyoruz kardeşim. Mbappe'nin koreografisi yapılmış. Ayıp be, Messi videosunda Mbappe'nin koreografisi yapılıyor. Yuh artık be kardeşim. Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. Messi Dünya Kupası'ndan sonra son kez bir daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyor. Sezon başında kendine challenge koydu. 0 rating olacağım ben dedi. Bütün özelliklerimi benden alın dedi. Ve sezon sonuna kadar bütün özelliklerini teker teker tekrardan kazandı. Bakalım Messi final maçında neler yapacak. Haydi bakalım, kaptan Messi oyunu başlattı. Şimdi Fabian, Messi, Messi kaybetti, yapma. Çok gaza geldik. Messi kaçıyor aradan. Abi çok hızlı, çok hızlı. Bu adam bir hız makinesi. Bu adam bir hız makinesi. Leo Messi. Leo Messi. Hemen golünü attı daha dakika 3. İşte bu. Artık puan almıyor bu golden. Çünkü alacağı bütün puanları aldı. Bir amacı kalmadı. Messi. Messi gidiyor. Rakibi Trent Alexander-Arnold karşısında. Messi Arnold'dan sıyrıldı. Messi ceza alanına doğru girdi. Şimdi Leo Messi. Rakiplerinden tek tek sıyrılıyor. Messi! İkinci golü attı. Tam bir Terminator olduk ya. Gerçi Terminator Ronaldo'nun lakabı. Bunu şimdi söylediğim için kızarsınız. Anladınız işte, tam bir makine olduk. Hayvan gibi bir şey olduk ya. Peki Ronaldo'yla da bu videoyu yapalım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Onu da mesela Al Nassr'dan başka bir takıma getirip 0 rating yapıp Avrupa'da tekrardan kendini kanıtlamasını sağlayabiliriz. Böyle bir düşüncem var. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bas orada lan. Finalde 2-0 öne geçtik. Çok mutluyum şu anda. Çok güzel, çok güzel. Leo Messi. Leo Messi. Makineyi izleyin. Bak, makine tıkır tıkır çalışıyor. Van Dijk falan hikaye oldu makinenin yanında. Çalım atacaktım orada, yaptım. Ama adam o kadar hızlı ki oyun çalımı algılayamadı arkadaşlar. Mbappe. Messi. Messi çekti. Mbappe'yi gördü geriden. Mbappe. 3-0. Oğlum Messi niye böyle koşuyor lan? Niye böyle koşuyor Messi? Aa, golü yedik de Messi niye öyle koşuyor? Bak, X'e bastım. Baskıya giderken böyle koşuyordu. Aa bak, şimdi fark ettim o niye öyle. Agresiflik ayarıyla alakalı bir şey mi? Agresiflik özelliğiyle alakalıdır belki. Messi gidiyor. Mbappe'ye içeri kaç dedik. Arnold'u geçtik. Ceza alanındayız. Abi sıyrılamadık. Yemin ederim bak, şu anda Messi'yi normal koşturuyorum. Hiç R2'ye basmıyorum. Şu normal koşuşu çoğu oyuncunun sprintinden, hani R2'ye basılı halinden daha hızlıdır. Yalnız Liverpool 2'ye attı lan. Ne alaka abi? Messi kafayla indirdi. Şimdi aradan kaçıyoruz.
Messi'ye oynarsanız gol var. Ama çok kötü bir zamanda oynadın ya Mendes. Öyle mi oynanır orada? Bas bas bas, önde basın, bas. Bas, ben de basıyorum, bas. Kaleciye döndü herifler, basın. İşte bu, aldık topu. Hadi hadi hadi, indir. İndir oğlum. Şimdi rakibim karşımda. Lan oğlum, yorgunluk ya. Bastığımız için yorgun kaldık orada. İlk yarı bitti, 3-2 öndeyiz. Normalde 3-0'da saçma sapan bir iki tane gol yedik ya. Neyse tamam, ikinci yarıda mahvedeceğim yine. Messi verdi pasını Mbappe. Çok güzel geliyoruz. Messi'ye oynayabilirsiniz. Leo Messi ceza alanına girdi. Leo Messi çıkardı. Mbappe. İşte bu. Çok güzel. Çok iyi be. Çok iyi oğlum. Mbappe'ye kaç dedik. Mbappe kaçıyor. Messi kendi gitti. Messi çok süratli. Messi herkesten sıyrıldı süratiyle. Messi. Messi. 5 yaptı Messi. Hat-trick'ini de yapmış oluyor finalde. Hadi bakalım. Çok iyiyiz lan. Oğlum o driblingi, o gidişi midişi. Tabii yani sonuçta 99'luk adam. Bir de her ne kadar koşsa yorulsa da 2 dakika sonra hemen hani eski şeyine geliyor. Staminasına yükseliyor. Çünkü staminayı 99 vermiştik. Baksana full bar duruyor şu an orada Messi. Aman aman, hadi bir tane daha atın hadi. Oğlum bunlar da yani harbiden atıyorlar ha. Şakasız. Biz mesela hayvan gibi oynamasak bizim içimizden geçeceklerdi demek ki. Bak yedik. Harbi yedik lan. Oğlum bunlar var ya, dalga geçiyor ha bu oyun benimle. Gerçekten dalga geçiyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi Messi. Messi artık gücünün son damlasıyla gidiyordu orada, olmadı. Basıyoruz önde. Önde bastık. Neredesiniz takım? Yeter artık hocam, bitir maçı. Messi Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak istiyor kariyerinde. Paris'te de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacak bu maçla beraber. Haydi. Hocam bitir, Liverpool istemiyor kupayı. Hocam bitti maç. Harbi bitti. Messi aldı orada. Hocam bitti, 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 bitti. Çal düdüğü. Çalmıyor şerefsiz. Şerefsiz düdüğü, ha şimdi çaldı. Oğlum niye önceden çalmıyorsun? İnanılmaz ya, inanılmaz. Sıfır reytingden geldi buralara. Sezon başında sıfır reytingdi bu adam. İşte bu, kupayı kaldıracağız. Arkadaşlar bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz yorumlara yazın. Ayrıca bu konsepti bir daha yapalım mı? Görüşleriniz neler? Eminim ki eleştirileriniz de vardır. Hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Ve şimdi Leo Messi 0 reytingden 99'a geldi ve şampiyon oldu lan. İşte bu. İşte bu. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardem Papazyan ailesi.